Evet Sümeyye'ciğim, sevdiğin kupalarla bize çay ikram etmişsin. Evet, size yeni yıla gireceğimiz için size ayrı bir bardakla getirdim. Ay elbisemle doyumlu oldu, kırmızı. Ha? Sizinkiler de çok güzel. Kızlar da siyah. Hepsi siyah bardağı beğendi. Onlara siyah olsun dedim, şimdi bence karışık getirmeyelim. Çok güzel olmuş. İlişki testin tabii ki geliyor sırada. Evet. Ama onun öncesinde eşinle nerede, nasıl tanıştın, ne kadarlık bir arkadaşlık ve sevgililik döneminiz oldu. Biraz bilgiler alalım bakalım, ne kadar tanıyorsun eşini, eşin adı ne? Eşinin adı Erdem. Erdem. Biz onu lisede tanıştık. Yani bundan 12 yıl önce, hatta 13. yılımızdayız. O lise son sınıftaydı, ben lise 3'teydim. Öyle kantinde yemek yiyordum. O zaman kadar hiç görmedim. Yani yıllardır aynı okuldaymışız ama birden böyle gözümüz çarptı. Birine beraber kafamı çevirdim. Sonra o böyle geri geldi. Orada böyle bir kiriş vardı. Böyle baktı. Ben bu tarafa geçtim. Sonra o gün bir daha görmedik. Ertesi gün merdivenleri inerken karşımda gördüm. Oturmuştu böyle, oradan bakıyordu. Pişt, ufaklık yaptı bana böyle. Ufaklık. Evet, hala da ufaklık der bana. Sonra oradan bir daha görüşemedik. O izci bir de. O zamanlar çok bir yerlere gidip, lise son olduğu için çok okula gelmiyorlardı. Bir gün sosyal medyadan böyle araştırdım, baktım. Adını bile bilmiyorum ama o an. İşte okuduğum okulun şeylerine bakıyorum, 12. sınıflarına falan filan. Orada bir aklım fotoğrafını gördüm. Erdem, Yaşa. Direkt ekledim. Ekledin. O da hemen şey yaptı sağ olsun, ufaklık beni eklemişsin falan diye. Ya ilk adım aslında sen attın. Evet, beni. Evet, ben attım. Evet. Ya, çok etkilendin o zaman ha? Çok etkilendim evet. Yani görür görmez. Bir de böyle boylu postlu. Ya işte böyle hani böyle etkilendiniz mi biliyorum. Saadet yapıyor. Evet, saadet yapıyor. Helal olsun. Siz de böyle misiniz? Hayır, ben öyle yaptım. Ama ben bir yeşil ışık gördüm. Saadet böyle hiç yeşil ışık falan görmeden direkt etkilenmiş, direkt gitmiş. Saadet ne istediğine karar vermiş. Ben sonradan gördüm. Evet. Gereğini yapmış. Evet, sonra yazışmaya başladık falan, konuştuk. Sonra bir 2-3 yıl kadar görüştük. Sonra bir ayrılığımız oldu. O askere gitmişti. Bir 2,5 yıl kadar hiç görüşmedik aslında. Bayağı görüşmedik. Yani dedim ki bu ne, o başkasıyla evlenir, ben başkasıyla evlenirim artık. Artık olmaz yani gözüyle bakıyordum. Bir yerde satış danışmanlığı yapıyordum. Sonra bir gün dediler ki bana, Sümeyye işte Erdem'i de daha öncesinde biliyor çalıştığım yer. Çünkü çalışmadan önce orada tanımışlardı Erdem'i. Çok kıskanç diye ayrılmıştım ben. Gelip böyle yüzüm ıslak, beni dillesilerdi, makyaj yapma falan diye. Ama öyle bir çocuk değildi lisedeyken. Ne zaman lise bitti, böyle gülmeyeceksin, saçını at kuyruğu yapma, ben at kuyruğu sana çok yakıştırıyorum, dışarıda böyle yapma ne falan diyorsun? Diye. Böyle yani, karışırdı. Yani kıyafetlerine? Kıyafetime çok şey değildi ama böyle saçımı toplamama, makyaj yapmama böyle kızardı. Sonra o, ben dedim ben yapamam, hani olmayacak böyle dedim. Ayrıldık. 2,5 yıl sonrasında yine çalıştığım yerde devam ediyorum. Bir dediler ki Sümeyye yani Erdem işe başlamış. 2,5 yıl geçti aradan. Buraya gelecekmiş, müdürüm de biliyor, tanıyor Erdem'i. Sümeyye'cim rahatsız olur musun gelmesinden dedi. Ben dedim ki yok, rahatsız olmam yani dedim, bir şey olmaz. Ama geldi, ben ilk gördüğümde bacaklarım böyle sanki kesildi, bir şey oldu. Allah. Böyle çünkü uzun zaman görmedim. Heyecan yaptı. Yıllar geçti, evet. Sonra unutmamışsın demek. Bir şeyler oldu böyle, bilmiyorum. Unutamadım herhalde. Sonrasında o zaman da konuşmaya başladık. Dedik ki biz artık, hani o dedi hatta, dedi ki yani bu bir şey, kader yani. Biz evlenmeliyiz. Direkt barıştık, hemen birinci ayında nişanlandık. Ha, evlilik teklifi? Bana nasıl teklif etti biliyor musunuz? Bizim orada böyle bir tramvay var İzmit'te. Orada birden giderken böyle kucağına aldı böyle beni. Zaten milyonsun. Zaten şeyim, dedi ki benimle evlenir misiniz? Evlenmezsen dedi şeye, tramvayın önüne geçeceğiz dedi. Hayır dersen yani oraya gideceğiz dedi birlikte. Dedim niye evlenmeyeyim, ben dünden razıyım, evleneceğim. Öyle oldu. Hay canım benim. Yani sonra bir gelip istediler. Sonra, evet, sonra istemedi, o yoktu. Nasıl yani? Eşim benim o zaman da askeri personeldi. O yoktu. Kim o olmadan istedi? Görüntülü olarak. O görüntülü katıldı. Ay canım benim ya. O zaman daha evlenmeden, istemeye gelmeden hasretlik başlamış. Evet. Evet. Bizim hep öyle olmuştu. Yani bu işi istedi. Biraz para kazanmak da istiyordu. Ay canım öyle, benim. Öyle vefat eden kayınpederim istedi. Bu nişan mı? Bu evet, söz nişan bir evde yapmıştık. İyi bari nişanda vardı. Evet, nişana geldi. Orada kahveyi de burada içirdim o yüzden. Hatta şey suyuna tuz koymuştum. Koydum. Burada vefat eden amcam ve hatta kayınpederim vardı. Hayır, yani. İkisi Allah de vefat ettiler. Eylesin. Yüzüğümü de amcam takmıştı, evet. Burada kayınpederimi getirdi çiçek ve çikolata. Burada da böyle para takıyordu evde öyle oynarken. O, oynadınız da yani böyle oynamalı. Oynadı. Benim halam oynamayı çok seviyor. Oynamadan olmaz. Evet. Organizasyon. Ben yaptım o masayı falan. Ne her kadar mal etti? Çok uygundu ya. 100-200. Arkadaki ışıkları falan arkadaşım verdi. Bir de arkada normal pasta aldık. Kıyafetimi de 200 TL'ye eşim aldı. Yani eşinle şu güne kadar kaç yıl birlikte olmuş oldun? Yani ne kadar ayrıldığı da saysak en az 13 yıldır tanıyorum. 13 yıldır tanıyorsun. Evet. Birlikte büyüdük. 2 yılı atalım, hadi 11 yıl olsun. 11 yıl olsun evet. Peki 11 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Acaba gerçekten bakalım, her şeyini de biliyorlar mı birbirlerinin?
bakalım. Hadi ilişki testi gelsin o zaman. Bugün bu altını... Verelim artık değil mi? Aslında? Verelim ya. Erdem ve sen bu altını kazanacak mısın? Yani kazanırız inşallah. Kızdım ve düşünüyorum. Çünkü biz birbirimizi tanırız böyle eşimle. Hadi o zaman. Bir ara bana vereceğini söyle. Başlayalım. Efendim. Ay, hayatım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Müsait misin? Müsaitim. Evet, şimdi Aslan'ıma veriyorum da sana birkaç sorusu olacak. Tamam. Merhaba. Erdem. Merhaba Aslan'ım. Uykudan mı uyandırdık? Yok, nöbetten çıkmıştım da yeni geldim. Birazcık yorgunluk örüyorum. Belli, böyle hafif böyle sanki şekerleme yapıyordun da biz seni uyandırmış gibiyiz. O zaman biz tutmayalım seni çok fazla. Yok, estağfurullah. Hemen sorulara geçelim. Seni bekletiyorum. Tabii, sizi dinliyorum. Eşinin boyu kaç Sümeyye? 1.76. Senin boyun kaç? 1.51. Bakalım senin boyunu biliyor mu? 1.51. 1.51 der yani, evet. Neden? 1.50-1.51 der yani. Peki. Net bir cevap ver istersen. 1.50 mi 1.51 mi? Tam boyun bilmiyorum. 1.51 ya da 1.52 der yani diye düşünüyorum öyle. Onu der. 50 ile 52 kabul edeceğim. Evet, yani o arada söyler. Peki. Erdem Bey. Evet, sizi dinliyorum. Buyurun. Sümeyye'nin boyu kaç? 1.52. Bravo. 1.50 ile 1.52 arasında der demişti. 1.52 dedin. Peki şimdi diğer sorum geliyor. Eşin hangi takımı tutuyor? Eşim takım tutmaz ama tutarsa da Beşiktaş'ı tutar diye düşünüyorum. Hemen soruyoruz. Erdem, hangi takımı tutuyorsun? Ben yani esasen takım tutmuyorum ama eğer bir takım tutsaydım bu Beşiktaş olurdu. Çok büyük bir alkış. Yani kelime kelimesine aynı maşallah ya. Peki eşin kumpir mi sever yoksa hamburger mi? Yani ikisi gelirse önüne hangisini tercih eder? Kumpir mi, hamburger mi? Yani ben kumpir yaptığımda çok beğeniyor. Biz kumpir yaparız, yeriz yani. Hamburgeri de çok seviyor. Yani hayal. İkisine de bayılır. Öyle mi? Evet, yoksa biz hatta özellikle akşamları bir otururuz. Of gel bir hamburger yemeye gidelim deriz. Bir hamburgercimiz var bizim. Oraya gidip hamburger yeriz. Bazen de bir kumpir yap da yiyelim ya falan der. Kumpir de çok sever. Eyvah, biz de ne sormuşuz? İkisini sor. Evet. İkisini de seviyorum. O zaman kumpir ve hamburgeri bir arada söyler misin? Verelim yani, ha? Ne diyorsunuz? Bir tane seç bakayım ya. İçinden kalbinden ne geçiyor? Kumpir der o zaman diyeyim. Yani hadi bakalım. Evet. Kumpir mi tercih edersin yoksa hamburger mi? Kumpir. Hadi. Peki diğer sorumuz geliyor. Evet, dinliyorum. Eşinin burcu ne? Terazi. Senin burcun ne? Yengeç. Sümeyye'nin burcu ne? Yengeç. Senin burcun ne? Terazi. Evet. Peki eşin zeytinyağlı mı sarma sever yoksa etli sarma mı sever? Zeytinyağlı. Erdem, zeytinyağlı sarma mı, etli sarma mı? Net zeytinyağlı. Bizim bey de öyle. Peki eşinin ayakkabı numarası? 42. Net 42 yani. Bize ayakkabı numaran kaç? 42. Bravo. Peki eşin klasik giymeyi mi sever yoksa spor mu? Üniforma dışında. Yani normalde spor giymeyi sever ama klasik giymeyi de sever böyle özel yerlere gitmeyi. Ama spor der diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet Erdem, spor kıyafet mi seversin yoksa klasik mi? Ya, klasik daha çok tercih ederim. Yani klasik hani klasik üniforma dışında diyeyim. Belki üniformayı kastediyor olabilir misin acaba sen klasik derken? Çünkü hani klasik bir tarzı var ya. Evet, yani üniforma haricinde tabii ki günlük hayatta spor tercih ediyorum. Ama onun haricinde üniformadan dolayı... Ben tahmin ettim böyle bir şey diyeceğini. Alkış! Eşin asitli içecek mi çok sever yoksa asitsiz mi?
şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim eşim soğuk asitli içecek de çok sever. Yani alır ama asitsiz içecek de sofraya alır. Yani her ikisini de içer. Hatta dolabımızda sürekli o olduğunda ikisini de alıp getirir yani. Hmm. Eşim böyle net bir tarzı yok. Her şeyi çok sever. Hatta şeylerinden de beni... Ne diyeceğim ben şimdi? O zaman ayran mı sever? Asitli içecek mi sever? Ayran mı? Hani koyu renk asitli içecek mi? Ayran çok fazla tercih edeceğini düşünmüyorum. Peki Erdem, ayran mı yoksa asitli içecek mi? O hani kahverengi olandan. Hmm. Hmm. Yani asitli içecek. Vallahi oldu. Evet. Tebrik ediyorum. 8'di. Altını verebildik. Evet. Ay, çok sevindim. Ay Allah çok şükür. Biz de çok sevindik vallahi. Veriyorum eşini. Tamam Aslan. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim eşim. Şu an evet haftanın evet, ilk... Kapat istersen, vedalmış evet. istersen. Hayatım sana görüşürüz, ben altınımı alayım. Tamam başkanım, görüşürüz. Ta-da! Evet, bu haftanın ilk altını evet. verdik Allah'ım. Evet. Sonunda. Aslında altı şöyle tane. Bir kızlara da bir şey yapabilir miyim? Tuğçe'cim bak ben aldım kızlar. Güle güle kulla. Boyum küçük olabilir ama marifetim büyük. O zaman güzel daha güzel. Teşekkür ediyorum. Bence de çok iyi evet, bir partner olmuşsunuz. Birbirimizi çok iyi tanıyormuşuz gerçekten. Çok önemli. Gerçekten çok önemli birbirinizi iyi tanıyabilmek. Bu basit sorular aslında yani hayatın içinde olan doğal akışında yaşadığımız şeyler. Ve bu küçük detayları bilmek hakikaten önemli ve değerli. Ve benim eşimle çalıştığım sorular geldi aslında. Aynıları. Ciddi ayakkabı olamazsın. Numarası, takım, her şey aynı. Onları biz çalışmıştık. Kısmet şansa hayatım. Bak. Gerçekten şans olmuş. Evet. Gerçekten değil mi aslanım? Bizde böyle sahte bir şey yok yani. Yani aslan bizde sahne olmaz evet, yani. Sahte çakma. Bize göre şeyler ne biliyorsun? Isırınca nasıl anlıyorsun? Allah meşhur altın takma konusunda. Isırıyorlar ya, o yüzden ısırdım aslında. Anlıyor musun hakikaten yok, ısırınca? Yok aslında anlamıyorum. Öyle ısırıyorlar diye ısırdım. Ha laf olsun diye. Yemedi bari. Allah şükür. Altın, şöyle bir yarın çıkar. Hafta finalinde de takayım bunu bir. Takarsın. Onun altının yanına belki yakışır değil mi? Vav. İddialısın yani. İddialıyım Aslı Hanım. Hadi o zaman iyi günlerde kullan ablacığım. Sana şans getirsin.